Merhaba sevgili arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bugün gene sizlere faydalı bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz nedir? Etrafımda görüyorsunuz, ısırgan otlarını görüyorsunuz değerli takipçilerimiz. Bu ısırgan otları gerçekten başta kanser türleri olmak üzere birçok hastalığa şifa. Isırgan otu değerli arkadaşlar çok tazeyken çiğ yenilebiliyor. Ancak biraz kartaldığında ellerinizi kaşındıracağı için üzerine sıcak su dökerek ıspanak gibi yenebiliyor. Yani böreklerde, yemeklerde, haşlamasında her türlü yemeğe de yapılabiliyor. Salatalarda kullanılabiliyoruz. Bunun yanında çok faydalı, en çok da faydalı olan ısırgan otunun doğal ilaç olarak kullanılması değerli arkadaşlar. Nedir bu doğal ilaç? Biliyorsunuz ağaçlarda, meyvelerde, bağlarda, üzümlerde, çiçeklerinizde, her türlü bitkilerde böyle basra dediğimiz, yani kara böcek dediğimiz böyle yapraklarını büzüştüren bir kurt vardır. Kurtçuklar vardır, sinek lavralar vardır. İşte bu bitkisel olarak bunu kullandığımızda, ilaç olarak kullandığımızda onlardan eser kalmıyor. Aynı zamanda gene değerli takipçilerimiz, bu ısırgan otunun yapmış olduğumuz karışımla bitkilerin dibine verdiğimizde bitkilerimiz adeta şaha kalkıyor. Yani gübre vermiş gibi çabucak büyüyor ve yaprakları daha parlak, meyveleri daha güzel şekilde oluyor. İşte bütün bunları yapabilmek için tek ihtiyacımız olan ısırgan otuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Hamdolsun ısırgan otu da bol miktarda etrafımda görüyorsunuz var. İşte bunlardan toplayıp ısırgan otundan doğal ilaç yapacağız arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda ısırgan otu çıplak elle değdiğinizde veya çıplak vücutunuz değdiğinizde kaşındırır arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde eldivenle tutmanız gerekiyor. Yoksa çıplak vücutunuza değdiğinde kaşıntı yapar, sürekli rahatsız eder sizi. O yüzden şöyle ısırgan otlarından bir bıçak yardımıyla alıyoruz. Köklerini kesmemek şartıyla değerli arkadaşlar. Çünkü seneye bir daha lazım olacağı için eğer kökünden çıkarırsanız bir dahaki sene ısırgan otunu bulamazsınız. O yüzden de ne yapıyoruz? Sadece belli bölgelerinden ısırgan otlarını biçiyoruz. Bakın şöyle ısırgan otlarını biçtikten sonra şöyle bir bidonun içine dolduruyoruz değerli arkadaşlar. Kova olur, bidon olur, poşet olur. Biz bu kovada ilaç yapacağımız için doğrudan bu kovanın içine dolduracağım sevgili arkadaşlar. Sizlere zaten nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bizim buralarda kiraz vişne mevsimi arkadaşlar. Kiraz vişne mevsimine inşallah bunları doğal ilaç olarak yetiştireceğiz. Bunları attığımızda, meyvelerimize attığımızda, sebzelerimize attığımızda kimyasal ilaç kalıntısı olmayacağı için doğrudan yenilebiliyor değerli arkadaşlar. O yüzden böyle ısırgan otundan doğal ilaç yapıyoruz. Gerçekten hem bedava doğadan bir sürü ilaca para ödemiyorsunuz. Hem de kimyasal ilaçlarla vücudumuza kimyasallar girmiyor ve Allah korusun kanser olayları çok artıyor biliyorsunuz. Genellikle bu neden oluyor sevgili arkadaşlar? Kimyasal ilaç kalıntılarından, işte yediğimiz domateslerden, salatalıklardan, şunlardan, bunlardan, kimyasal ilaçlardan dolayı kanser olayları da gördüğünüz gibi sıkça artıyor. İşte buna maruz kalmamak için, gelecek kuşaklarımıza maruz kalmamak için, inşallah onlara da zarar görmesinler diye böyle doğal ilaçlardan kendimize ilaç yapıyoruz ve kurtlanmayı, böceklenmeyi, sineklenmeyi doğal yoldan önlemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ısırgan otu geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan ve birçok sağlık faydası olan bir bitki türüdür. İçeriğinde bulunan emzimler, mineraller ve vitaminler sayesinde birçok alanda kullanılmaktadır.
Bu bitkinin faydalarını sizlere şöyle sıralayabilirim. Bu bitki vücudu toksinlerden arındırır. İçerisindeki C ve A vitamini sayesinde toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler. Böbrek veya mesane safra kesesinde oluşan kum veya taşın atılmasını kolaylaştırır. Böbrek taşı kum oluşumunu engeller. Yine idrar söktürücü etkisi vardır değerli arkadaşlar. Mesaneyi ödem veya enfeksiyonlardan koruyabilir. İdrar söktürücü özelliğiyle atık maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yine kanı temizler ve kansızlığı önler. Yüksek C vitamini ve demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırır. Kan dolaşımını artırarak kansızlık sorunu hafifletebilir. Isırgan otunun içinde karotenoid içerdiği için göz sağlığını destekler. Yine prostat kanserlerine iyi gelir. Çünkü yapılan araştırmalarda prostat kanserleri üzerinde olumlu etkileri bulunmuştur. Gene kalp ve damar sağlığını destekler arkadaşlar. Kalp ve damar sağlığını korumada, kemikleri güçlendirmede önemli rol oynar. Diş eti sağlığını destekler. Gene diş eti kanamalarını ve intihaplaşmayı önler. İshal ve mide bulantısını hafifletir. Kireçlenmeyi, romatizmayı, eklem ağrılarını ve gut sağlığını azaltabilir. Gene vücutumuzdaki sivilce ve akne oluşumunu engeller. Bunun yanında saç dökülmesini azaltır. Gene emziren annelerin süt artırımını destekler değerli arkadaşlar. Sütü artırır. Bu bitkinin faydaları sevgili arkadaşlar geleneksel tıpta ve bilim dünyasında da gözlemlenmiş olup bitkinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmektedir. Ancak her bitkide olduğu gibi ısırgan otunun da kullanımı öncesinde doktor tavsiyesi olmak önemlidir. Özellikle bitkinin aşırı tüketimi veya herhangi bir alerji durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Isırgan otu karaciğer sağlığı için de olumlu etkileri olan bir bitkidir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, mineraller ve vitaminler sayesinde karaciğer fonksiyonlarını destekler. Bu bitki karaciğerdeki detoks süreçlerine yardımcı olabilir ve detoksifikasyon süreçlerinde katkıda bulunarak toksinlerin vücuttan atılmasını destekler. Isırgan otunun idrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekler aracıyla vücuttan atılan toksinler dolaylı olarak karaciğerin yükünü de azaltır. Ayrıca ısırgan otunun anti-enflamatuar özellikleri olduğu ve karaciğer intihabını azaltmaya yardımcı olabileceği de bilinmektedir sevgili arkadaşlar. Gene ısırgan otunun saç sağlığı üzerinde de faydaları vardır. Saç dökülmesini azaltmada ısırgan otu saç dökülmesini azaltmada yardımcı olabilir. İçeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler saç köklerini besleyebilir ve güçlendirebilir. Sevgili takipçilerimiz, ısırgan otu saç derisini de temizler. Kepek oluşumunu azaltır. Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kaşıntıyı hafifletir ve saç içerisindeki mikrobiyal dengeyi düzeltir. Gene saç büyütür. Saç büyüme özellikleri vardır. Isırgan otunun saç foliküllerini uyararak saç büyümesini teşvik eder. Saç derisine masaj yaparak veya ısırgan otu çayıyla saçları durdurarak faydalarını görebilirsiniz. Gene saçlarınızın parlak ve canlı görünmek istiyorsanız ısırgan otu suyuyla saçlarınızı yıkayabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Isırgan otu saçların genel sağlığını destekler. İçeriğindeki besleyici bileşenler saçın ihtiyaç duyduğu mineraller ve vitaminler sağlar. Isırgan otunu saç kullanımında nasıl yaparız arkadaşlar? Isırgan şampuanları doğrudan saç derisine masaj yapmak için kullanılan ısırgan otu yağı veya çaylar vardır. Bunları doğal olanlarını alıp kullanabilirsiniz. Isırgan otu çayını nasıl hazırlamalı sevgili arkadaşlar? Isırgan otu yapraklarını bir demliğin içine alalım. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatalım. Kaynattıktan sonra sevgili arkadaşlar 5 dakikada demlemeye bırakalım. Demledikten sonra süzerek bunu balla veya nane ile karıştırarak ısırgan otunu çayını içebilirsiniz. Isırgan otu ayrıca bağırsak hareketlerini artırabilir ve sindirime yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına da yardımcı olur sevgili arkadaşlar. Gene idrar söktürücü, metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. İdrar söktürücü özellikleriyle bilinir ve bu özelliği metabolizmanın hızlanmasına katkıda sağlar. Ağız kokularını giderir. Yine içerdiği bazı maddeler sayesinde ağız kokularının giderilmesine de katkı sağlar. Isırgan otu içinde bulunan mineraller özellikle kemik sağlığı için önemlidir. Kalsiyum veya diğer mineraller kemikleri güçlendirmede ve sağlıklı bir kemik yapısı için gereklidir arkadaşlar. Gene öksürüğü hafifletir. Kuru öksürük tedavisinde de destekleyici olarak ısırgan otu çayını kullanabilirsiniz.
Isırgan otunu doğrudan tüketim. Isırgan otu yaprakları taze olarak yenebilir ancak dikkatli olunmalı. Çünkü taze yapraklarının üzerindeki tüyler cilde temas ettiğinde kaşıntıya neden olabilir. Isırgan otunu toplarken mutlaka ellerinize eldiven giymelisiniz. Çünkü ellerinizi uzun süre kaşındırır sevgili takipçilerimiz. Isırgan otunun tohumları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Isırgan otu tohumunu da kullanabilirsiniz. Şu anda ısırgan otu tohumları henüz olgunlaşmadılar daha. Isırgan otu tohumu da aynen yaprakları gibi şifadır değerli arkadaşlar. Bu ısırgan otunun tohumlarından da çok güzel şeyler oluyor. Çok şifalı şeyler oluyor arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş tohumlanmaya başlamışlar ısırgan otları. Tabii aynı bölgeden kesmiyoruz. Böyle tohumlu olanları bırakıyor sevgili arkadaşlar. Isırgan otunun iki çeşidi olur. Bir çeşidi erkeğidir, bir çeşidi dişisidir. Bunlar dişi olanlar arkadaşlar. Her ısırgan otu şifalı değildir sevgili arkadaşlar. Erkek olan ısırgan otlarının hiçbir şifası yoktur. Buna dikkat edin. Erkek olanların gövdesindeki dal hafif çizgili ve kırmızıdır. Ancak dişi olanlar böyle gördüğünüz gibi gövdelerde, yapraklarda yeşildir. Dişi olanlarını toplarsanız dişi olanları faydalıdır. Erkek olanlarının hiçbir faydası yoktur. Hamilelik veya emzirme döneminde bitki çayları veya takviyeler kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Her bireyin durumu farklıdır arkadaşlar. Bu nedenle mutlaka doktora danışın. Doktorun size bitki çayı veya ısırgan otu kullanabilirsiniz derse o zaman kullanın sevgili arkadaşlar. Eğer taze ısırgan otunu tüketmeyi planlıyorsanız toksin içeriğini azaltmak için otu pişirmek veya kaynatmakla daha güvenli olabilir. Gene bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Yani ısırgan otu veya diğer bitkileri tüketmeden önce düşük miktarlarda deneyerek herhangi bir alerjik reaksiyon var mı yok mu diye bunu bakabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Gene hamilelik veya emzirme sürecinde bitki kullanımı konusunda temkinli olmak önemlidir. Çünkü bazı bitkilerin veya bitki çaylarının bazı yan etkileri de vardır. Diğer ilaçlarla etkileşimleri olabilir. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bu ısırgan otunu kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Ayrıca ısırgan otunu kullanmadan önce kan sulandırıcı ilaç içiyorsanız ısırgan otunu kullanmamanız lazım sevgili arkadaşlar. Isırgan otu kanı inceltir ve bu kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle kanama riski artar. O yüzden mutlaka ve mutlaka eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız ısırgan otu kullanmayın. Ayrıca ısırgan otu kan basıncını düşürebilir. Zaten düşük tansiyon sorunu olan kişilerde bu durumun daha da kötüleşmesine neden olur. O yüzden tansiyon hastalarında dikkatli olması lazım. Gene şeker hastaları ısırgan otu kan şekeri seviyesini etkileyebilir. Bu nedenle şeker hastalarının dikkatli olması gerekir. Sindirim sistemi sorunları olanlar da dikkatli olması lazım. Bazı kişilerde ısırgan otu tüketimi sindirim sistemini rahatsızlıklarına, mide ekşimesine veya gastrit gibi sorunlara neden olabilir. Bu durumlarda da dikkatli olunması lazım. Evet sevgili arkadaşlar, yeteri kadar ısırgan otunu topladık. Şimdi bunları eve götüreceğiz ve evde doğal bitkisel tarım ilacı yapmaya başlayacağız. Şimdi tarım ilacı videomuzun arkasında tarifi. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi ısırgan otumuzu doldurduk, tam basmadık, boşluk kalacak şekilde. Yani şimdi üzerini suyla dolduracağız. Evet, üzerini suyla doldurduk. Şimdi üzerinin kapağını kapatacağız ama kapağını sıkmayacağız arkadaşlar, çünkü asitleşecek bu. Ara sıra bunu böyle karıştıracağız. 2 günde bir, 3 günde bir, 15 gün arayla karıştırdığımızda ilacımız hazır olmuş olacak değerli arkadaşlar. Böyle plastik bir kapakla üzerine kapatıyoruz. Fazla sıkmayacağız. Kapağı fazla sıkarsak asitleşir, patlar arkadaşlar. Böyle iyice sıkmayacağız. Yani kapağı şu şekilde getirmeyeceğiz. Böyle hafif boşluk olacak şekilde, hava alabilecek şekilde getiriyoruz ve 2 günde bir, 3 günde bir bunu karıştıracağız. Bu içindeki yapraklar eriyecekler arkadaşlar. Su haline gelecekler. Su haline geldikten sonra bunu süzeceğiz ve bir bidona gene koyacağız. Oradan ihtiyaç olduğunda sulandırıp sulandırıp değerli arkadaşlar bunu domateslerimize, biberlerimize,
güllerimize, çiçeklerimize, meyvelerimize, elma olur, vişne olur, kiraz olur, her türlü meyveye, her türlü çiçeğe, her türlü zepseye atılabiliyor. Kesinlikle değerli arkadaşlar, bunu yaptığınızda cebinizden bir kuruş para çıkmayacak. Sadece doğadan ısırgan otu ve çeşmeden su. Bunun dışında içinde herhangi bir kimyasal yok. O yüzden de güvenli olduğu için de buna attığınız meyvelere, zepseleri, her türlü meyveyi, zepseyi güvenle tüketebilirsiniz değerli arkadaşlar. Yalnız biraz kötü kokar. O kötü koku gelmemesi için yıkayabilirsiniz. Yıkamasanız da kimyasal olmadığı için bir zarar yok değerli arkadaşlar. Isırgan otu sadece ilaç olarak kullanılmıyor. Biliyorsunuz ısırgan otunun kendisi de yenilebiliyor. Tabi tazeyken ellere batmıyor ama biraz büyüdükten sonra böyle ellerinizi kaşındırır, alerji yapabilir. O yüzden çiğ olarak tüketecekseniz üzerine biraz sıcak su döküp haşladıktan sonra da tüketilebiliyor. Yani çiğ olarak biraz ağzınızı belki kaşındırabilir. O yüzden üzerine hafif bir sıcak su döktüğünüzde o zaten ölüşüyor. Ölüştüğü zaman da her türlü salatasını, yemeğini, pirinçlisini, kavurmasını, soğanını, böreklerde, çöreklerde kullanabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ayrıca ısırgan otu biliyorsunuz birçok kanser türlerine de etkili. Doktorlar bunu öneriyor zaten. Atalarımız, dedelerimiz de yıllardır kullanıyorlar. Bazı riskli durumlar var. İşte hormonal dengeleri bozulabilir. O yüzden mutlaka kullanmadan önce değerli takipçilerimiz bir uzmana, bir doktora sormanız gerekiyor. Özellikle emziren anneler, hamile kadınlar, kronik rahatsızlığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, kemoterapi hastaları doktora sormadan kullanmayın değerli arkadaşlar. Ne de olsa ot bile olsa diğer ilaçlarla birleştiğinde etkileşim yapabiliyor. O yüzden de doktora sorduktan sonra kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben hepinize teşekkür ederim. Bu tür videoların gelmesini isterseniz YouTube'dan bizleri Şahin Video'dan takip etmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz fitoterapi okuduk. Bu otlar üzerinde otların hangi otların ne kadar zararlı olduğunu, hangi otların ne kadar faydalı olduğunun eğitimini aldık. O yüzden siz eğitim almadıysanız mutlaka bir uzmandan yardım alarak bunu kullanabilirsiniz. İnşallah bu 10-15 gün içinde olduğunda bunu süzüp diğer bahçemizdeki patateslerimize, domateslerimize, vişnelerimize, kirazlarımıza doğal ilaç olarak atacağız. Hoşça kalın.